Dördüncü günden herkese günaydın. Şimdi Mostar'da uyandık. Blagaj diye bir tekkenin de bulunduğu bir şehir var. Oraya gidiyoruz. Otobüse gideceğiz. Şimdi otobüsün kalktığı durağa doğru ilerliyoruz. Gitmeden de şu Zafer'in görmüştük. Bir şeyler alalım, bir kahvaltı yapalım. Otobüsle 25 dakika kadar sürdü. Otobüs bir 10-15 dakikalık yürüme mesafesine bırakıyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Suyu gördük. Burası 16. yüzyılın başlarında inşa edilmiş bir Alperenler tekkesiymiş. Doğanın içinde oluşuyla ünlü aslında. Tekke olmasının yanı sıra. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Yürüyünce şey oluyor, böyle derinlik algısı değişiyor insanın. Yaptın mı? Yap bak. Çak çak. Filmlerdeki gibi oluyor. Çak çak. Aynen, çak çak. Kişi başı giriş 5 euro. Yani 10 Bosna markı. Yani 50 TL. Hem içeriği gezebiliyormuşsunuz, hem dışarıdan tekkeyi görebiliyormuşsunuz, hem de su içilen bir yer varmış. Oradan su içebiliyormuşsunuz. Dışarıdan hiç para vermeden izleyebiliyoruz mu dedik. Girmeniz lazım diye söylediler. 15. yüzyıl başlarında Alperenler tarafından yaratılanı yaratandan ötürü sevmek idealiyle kurulan tekke, tarihinde Kadiri, Rufai, Halveti ve Nakşibendi tarikatlarının ev sahipliği yapmış ve halen de devam etmektedir. Türbe, Sarı Saltuk ve Şeyh Açıkbaş, ibadet odaları, misafirhane, mutfak, hamamlık, iç avlu ve abdesthane bölümlerinden oluşmaktadır diyor. İnanılmaz. Üzerimizde koskocaman kayalar. Şu aşağı inelim mi be ilk? Gezelim gezelim. Aşağı inelim. İnanılmaz şu an üstümüz uçak. Ha bak, karşı tarafa başka yerden de geçiliyormuş aslında. Ben onu sormak istemiştim. Olsun. Yani. Şuraya giren botlar var. O da 2 euro mu neymiş? 10 dakika mı ne sürüyormuş? Keşke oraya girseydik. Gireriz istersen. Şu olabilir. Ama şu an burası inanılmaz bir doğa. Yani inanılmaz bir doğa. Gerçekten çok güzel. Üstümüz çok heybetli. Burası sanıyoruz ki ibadet odası. Burası şu an birilerinin sürekli yaşadığı bir ibadethane değilmiş. Perşembe, cuma ve pazar günleri Mostar'da ve civarda yaşayan dervişler geliyormuş. Günde 5 vakit namaz kılınıyormuş burada. Burası da üst katı. Yakıştı ha, mavi eşarplı altındaki renk. Bana da bu arada şortlaydım. Bacaklarını kapatman lazım dediler. O yüzden bu sefer tek kafadan burçak değil.
Burası da banyo. Hamamlık deniyormuş. Burası tuvalet. Gerçekten insanın içinin açılacağı, tam saf duygularına ibadet edebileceğin bir yer burası bence. Buraya Blagaj Tekkesi veya Sarı Saltuk Tekkesi deniyor. Şimdi burada Sarı Saltuk'u anlatmış. Ben de size okuyayım onu. Türkistan Horasan bölgesinden bir hicret emri üzerine 700 arkadaşıyla yola çıkan Sarı Saltuk, yani Muhammed Buhari, Alperen denilen yiğit dervişlerden biridir. Anadolu ve Rumeli fethinde arkadaşlarıyla beraber büyük rol oynamıştır. Ulaştıkları coğrafyalardaki insanların gönüllerine girerek İslamiyet'in hoşgörüsünü, güzelliğini arz etmiştir. 93 yıllık hayatı boyunca kendini İslamiyet'in hizmetine vermiş, insanlara doğruluğu, iyilik yapmayı, kalp kırmamayı anlatmaya çalışmıştır. Kim olduğu silinmiş bir paşa ile beraber bu türbede yatmaktadırlar. Ha, türbe de burası. Okuduğumuz bloglarda vesaire hep burayı mutlaka görmelisiniz diye yazmışlardı. Bence de burayı mutlaka görmelisiniz. Yani insanların dini hayatının merkezine nasıl koyduklarını, ne kadar önem verdiklerini anlamak için güzel yerler buraları. Mesela İran'da da Çakçak vardı. Bana burası orayı anımsattı. Gerçekten gelin görün.